Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. riyaz Salihinde 758 ve 762. hadisler arasındaki konu içmekle ilgili su ve sıvı içmekle ilgili hadislerden oluşuyor. Bu hadislerde temel kuralları Şöyle topluca neler anlattığın hadis-i şeriflerin zikredip ondan sonra hadis-i şerifleri okuyalım. Bir, su ve sıvı içerken, su ve sıvı. Meyve suyu da buna dahil. Çorbayı da mesela bardağa koyup içtikleri bir kültür de var şimdi. Ee, o hazır çorba türü şeyler. Sıvı içilirken Bismillah denerek başlanacak. Yemekte olduğu gibi. Bir bardak Su içerken de böyle bu. İlaç için su alırken de böyle bu. Sonunda da Elhamdülillah denecek. Birinci kural bu. İkinci kural, suyu, sıvıyı, hem su hem sıvı demek için ikisini ayırıyorum. Suyu ve sıvıyı üç nefeste içmek sünnettir. Bardak şimdi 200 miligram oluyor genelde. Onu bir seferde içmek mikrohtur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç nefeste içilmesini emir buyurmuştur. Ve üçüncü bir kural, insan e, içtiği, su içtiği, sıvı içtiği kabın içine uf, nefes vermemeli. Bu e, kerih görülmüş işlerden biridir. Bunu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tıbbi bir gerekçeyle mi söyledi? Ki şu anda tıpta bunu böyle söylüyor başka bir sebeple mi söyledi hiç önemli değil S sıvı içtiğin kabın içine nefesini vermiyorsun ve dördüncü bir kural bir yerde ikram yapılacaksa e, su ikramı meyve su ikramı yapılacaksa ikram yapan sağından başlamalı mesela oradan bize şimdi e, ikram getirse birisi Metin Bey'den başlayacak onun sağında orası çünkü fakat şu olabilir, herkesin saygı gösterdiği bir lider, büyük var. Ona ikramla başlanır, bu sefer onun sağındakinden devam eder. Bu sünnetleri itibaden hadis-i şerifleri hafız salih okuyalım şimdi. Enes radıyallahu anh'ın söylediğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem suyu ve diğer meşrubatı üç nefeste içerdi üç nefeste içer. Birinci kural bu. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Deve gibi bir nefeste içmeyin. İki, üç nefeste için. Bir şey içeceğiniz zaman besmele çekin. İçtikten sonra da elhamdülillah deyin. Evet. Bu tabi deve gibi ifadesi yaptığım işin kabalık olduğunu gösteriyor. Yoksa bir bardağı bir seferde içince Haram içtin, alkol içtin sayılır. Böyle değil yani. Bu değil mesele. Evet. Ebu Katade radıyallahu anh'ın söylediğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı yasakladı. Evet. Yani su içerken huf, bu nefes vermek dedik buna biz. Evet. Devam. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi, aleyhi ve selleme içine su katılmış süt getirildi. O sırada Peygamber Aleyhisselam'ın sağında bir bedevi, solunda da Ebubekir radıyallahu anh oturuyordu. Sütten içtikten sonra onu bedeviye verdi ve herkes sağındakine versin buyurdu. Şimdi herkes sağındakine versin yani ben içiyorsam benim sağım, onun sağı, onun sağı. Solunda kim oturuyordu? Ebubekir radıyallahu. Anh. E halbuki Ebubekir radıyallahu anh onun en sevgilisi, bedevi en uzaktaki ama kural sağda. Kuraldır. Evet. Böyle olunca tamam. da Ebu Bekir radıyallahu anh'a son geliyor. En son olarak. da Ebu e gelmiş oldu. Radıyallahu anh. Sehl İbni Sa'd radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme içecek bir şey getirdiler. O da içti. Bu sırada sağ tarafında bir çocuk, sol tarafında yaşlılar oturuyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çocuğa dönerek bunu yaşlılara verebilir miyim diye sordu. Çocuk hayır, vallahi olmaz ya Resulallah. Senden kazanacağım hayrı kimseye bağışlayamam dedi. Kim bu çocuk? Abdullah İbn Abbas. Abdullah İbn Abbas. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kabı çocuğun eline verdi. Neden bunu vermek istemiyor? Çünkü o tastan içecek efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dudağının değdiği yere dudağını değdirecek ve önce peygamberin dudağını değdiği yere dudağını değdirmek nasip olacak ona. Bu hakkımı kimseye vermem dedi. Halbuki normalde çocuğun büyüğe ne yapması lazım? Nezaketen saygı göstermesi lazım. Bunun da hakkını yedirmemiş. Sütü içmekten kaynaklanmıyor yani. Yok yok sütten kaynaklanmıyor. yok Süt ona da kalacak zaten. Yani herkes birer dilim alacak oradan. Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve meclisinde kendi içeride bitirir mi o sütü iç? Evet böyle bir edep. مدينة أدبي صلى الله عليه وسلم دم زئ والحمد لله رب العالمين